Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili izleyenler. Sabahın demine hoş geldiniz. 18 Nisan sabahında saatlerimiz 08:01 diyelim. Programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümde neler yaptık? Dünden bugüne yansıyan haberleri ekranlara taşıdık. İkinci bölümde neler yapacağız? Gazetelerin birinci sayfasından basın turu yapacağız. Öne çıkan haberleri aktaracağız sevgili izleyenler. Dün grup toplantıları vardı ve grup toplantılarında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli bir açıklama yaptı. Seçim tarihlerinin öne alınması konusunda bir öngörü yaptı. Bu öngörünün ardından siyasetin gündemi, ülkenin gündemi bir anda neye döndü? Seçim 2019, seçim 2018 olacak mıya döndü? Bununla ilgili konuşacağız. Gazetelerin birinci sayfasına hangi haberler ne şekilde yansımış sizlere aktaracağız sevgili izleyenler. Bakalım seçim çıkışı, Bahçeli'nin seçim çıkışı nasıl olacak? Tabii gözler nerede? Gözler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bugün 13.30'da yapacağı toplantıda olacak. Gözler orada olacak. Konuyla ilgili taraflar ne söylediler? Ana muhalefet lideri ne söyledi? Devletin zirvesi neler söyledi? Hepsini ayrı ayrı ekranlara taşıyacağız, getireceğiz kim ne söylediyse. Ama onun öncesinde Bursa'mızın hava ve yol durumuna bakalım. Bugün Bursa'daki hava ve yol durumu nasılmış? Ardından devam edelim. Bursa'da hava sıcaklıkları. Bursa Merkez 21, Büyük Orhan 15, Gemlik 20, Gürsu 21, Harmancık 16, İnegöl 19, İznik 21 derece. Karacabey 21, Keres 13, Mustafa Kemal Paşa 21, Mudanya 18, Orhan Gazi 19, Yenişehir 19 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Çevre Otoyolu'nun 4 ila 9. kilometreler arasında Yalova ayrımı, Yıldırım ayrımı üst yapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılacak olup bu bölümde trafik akışı karşı şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Orhan Gazi İznik yolunun 1. kilometresindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun 0 ila 1. kilometreler arasında trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Gemlik ayrımı serbest bölge yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol genişletme ve üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce otoyol inşaat kapsamında Karacabey Kavşağı Alt Geçit Köprüsü çalışmaları yapılacak olup, Karacabey-Bandırma yolunun 28-29. kilometreler arasında bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit kapatılacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Yenişehir-İnegöl yolunun 21-23. kilometreler arasında Hamzabey Köprüsü-Alanyurt'a devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle bu bölümde trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Devlet Demir Yolları'nın Bandırma Bursa Ayazma Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Mudanya yolu caddesi üzerinde bulunan 1 numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanmaktadır. Kent Meydanı, terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit taratma yapılmaktadır. Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle Kükürtü Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle İzmir yolu caddesinde şerit taratma uygulanmaktadır. Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil mahallesinde Yeşil Caddesi cephe sağlıklaştırma uygulama yapım iş kapsamında şerit taratma uygulanmaktadır.
Osman Gazi ilçesi Tahtakale Mahallesi, Hacı Seyfettin Camii'nin restorasyon işi kapsamında Vezir Caddesi trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrolü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Tüneşik bilet sistemine dahil tüm araçlarda, akıllı bursa kartla binişlerde, 90 dakika içinde 3 aktarmaya kadar yapılan aktarmalarda tam için 1.25 TL, indirimli için 0.85 TL aktarma indirim uygulanmaktadır. Akıllı bursa kartta Bursaray'da 1 ila 5 istasyona kadar binişlerde ücret iade validatörlerinden tam için 0.30 TL, indirimli için 0.20 TL, 6 ila 17 istasyona kadar binişlerde tam ve indirimli için 0.10 TL iade edilmektedir. Bursa Deniz Otobüsleri ve BBB bas sefer saatleri için detaylı bilgi www.burulaş.com.tr. BB Bas, Burulaş, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında otoyoldan ekspres otobüs seferlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Detaylı bilgi için bas.burulas.com.tr ve Burulaş Çağrı Merkezi 0850 850 9916'yı arayabilirsiniz. Burulaş'ın CN Sky'la Bursa Deniz Otobüslerinden bileti satın alırken %10 mil para kazanabilir, kazanılan mil paralarla bilet alıp ayrıcalıklı yolculuğun keyfini yaşayabilirsiniz. Bursa Kart özelliğine de sahip olan CN Sky kartınıza bedel yükleyerek şehir içi toplu taşımada da kullanabilirsiniz. Evet sevgili izleyenler, şimdi gazetelerimizin birinci sayfalarına bakma zamanı geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın programlarını sizlere aktarayım. Sayın Başbakanımızın bugün görünen programı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın programları da şu şekilde. Saat 13.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Saat 14.30'da da TURSAP heyetini kabul edecek yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, geçelim gazetelerin birinci sayfasına sevgili izleyenler. 2019'a kadar beklemeyelim başlığı Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında manşette yer almış sevgili izleyenler. Sözlerin sahibi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de erken seçim istedi ve Türkiye'nin hatta dünyanın gözü bir anda ülkemizin üzerine dönmüş oldu. Ayrıntıları nelermiş, hemen sizlere ayrıntılarını Akşam Gazetesi'nde yazdığı şekliyle sizlere aktarayım sevgili izleyenler. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'den siyasetin gündemini değiştiren öneri, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi milli beka için acil hal almıştır. 26 Ağustos 2018 Pazar günü sandığa gidilmesi en akılcı yoldur demiş. Haberin detayları iki başlık altında verilmiş. 16 Nisan'ın yıl dönümünde kaos oyunları bozulmalı. Başlıklar bu şekilde sevgili izleyenler. Şimdi ayrıntılarını hemen sizlere aktarayım. Bu arada o hal 7. kez uzatıldı. Bu başlığı da, bu ayrıntıyı da dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştı.
onda 7. kez o hal uzatıldı. Şimdi 16 Nisan'ın yıl dönümünde başlığının detayları şu şekilde. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin milli iradeyle kabulün ilk yıl dönümünde sürpriz bir çıkış yaptı. Önümüzdeki iki seçenek var. Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini 3 Kasım 2019'da beklenecek ya da meşru gerekçelerle seçimler erkene çekilecektir. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynanan oyunların bozulmak şarttır. 26 Ağustos 2018 Pazar günü Türk milletini yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip Türk ve Türkiye düşmanlarına gereken dersi verilmelidir. Anlaşmazlıklara son verme vakti gelmiştir demiş sevgili izleyenler. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları dünkü grup toplantısında açıklamaları bu şekildeydi. Bahçeli'nin önerisi kabul edilirse erken seçim, büyük taarruz ve Türkiye Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelecek. Sandıklar Kurban Bayramı'nın bitiminden 2 gün sonra kurulacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına işte bu şekilde yansımış. Sayın Bahçeli'nin açıklaması manşetten paylaşılmış Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasına. 13.30'da Bahçeli ile görüşecek, kurmaylarıyla kritik zirve başlık bu şekilde. Sözlerin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız olacak. Seçim için 26 Ağustos tarihini dile getiren Bahçeli, daha sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı dakikada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kahraman'ın yanı sıra Başbakan Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Grup toplantısı çıkışında söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyleyen Erdoğan, bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi 13.30'da kabul edecek. Evet değerli izleyenler, devam edelim. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Son 8 seçimini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu açıklamaya ilk tepkisi neydi? Mecburi Hodri Meydan başlığı kullanılmış Akşam Gazetesi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisine zorunlu olarak kayıtsız kalmadı. Hodri Meydan diyen parti sözcüsü Tezcan ilk mazeretlerini dile getirdi. Seçimin tarihi tartışılabilir demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Meclis isterse yasal engel yok. 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliği paketinin geçici 21. maddesiyle yürürlük maddesi 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak seçimlerin öne alınmasına imkan tanıyor. Bu süreçte uyum yasaları için hazırlanan taslaklar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulacak ve süreç hızlandırılacak demiş. Haberin detayları bu şekilde yansımış. Evet, Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamalarının ardından Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında bu şekilde yansımış. İleriki günlerde göreceğiz sevgili izleyenler, seçim 2019, seçim 2018 olacak mı? Evet, gazetenin birinci sayfasında yer alan diğer haberlerle devam edelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Türkiye öncü ülke olacak demiş Enerji Bakanı Albayrak. Berlin'deki enerji konferansında konuştu. Yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmayı hedeflere koyduklarını belirten Albayrak, bu konuda yenilenebilir enerji konusunda öncü olacağız demiş. Haberin detayları da Akşam Gazetesi'ne bu şekilde yansımış. Avrupa Birliği'nden terör arziler rapor. Avrupa Birliği ilerleme raporunda Türkiye'nin terörle mücadelesinin görmezden geldi ve OHAL uygulamasının acilen kaldırılmasını istedi demiş. Haberin detayları da Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Yine Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında Ermenistan'da devrim sesleri diyor Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a yönelik protesto gösterileri dün çığ gibi büyüdü. Erivan sokaklarında kadife devrimi sloganları atılıyor demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına yine bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. Ben de sizlere aktarmış oldum. FETÖ baronları onunla
kontrol etmiş diyor. İrlanda uyuşturucu baronu Zinditişi jandarma raporuna rağmen 2009'da FETÖ eliyle cezaevinden çıkarıldığı belirlenmiş. FETÖ'nün uyuşturucu ticaretini yönlendirmek için kullandığı Zinditişi düzmeci ihbarlarla kendini yakalattı ve böylece baron değil muhbir gibi muamele gördüğü ortaya çıktı. Zekeriya Öz jandarmanın asıl baronu o, raporuna rağmen Zinditişi'yi tahliye ettirip Ergenekon'da gizli tanık yapmış diyor sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Onlar cehenneme, sen cennete yiğidim başlığı kullanılmış. Şırnak şehitleri dün son yolculuklarına uğurlandı. Adanalı şehit Mehmet Volkan, babası Osman Volkan cenazesinde "Biricik oğlum sana doyamadım" diye gözyaşı döktü demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim sevgili izleyenler ve devam edelim. Akşam gazetesinin birinci sayfasında yer alan bir diğer haber, döve döve öldürdüler diyor. Denizli Pamukkale'de Azeri uyruklu Türkay İsayova 33 yaşında kaldığı apart dairesinde dövülerek öldürülmüş halde bulundu diyor. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Ben de sizlere aktarmış olduğum. Akşam gazetesinin sür manşetinde yer alan haber var. Hemen detaylarını sizlere aktaralım. Türkiye ile İran'dan ilk para takası diyor. Türkiye ile İran para birimleri ilk defa Amerika doları veya euro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan takas edildi. İran Merkez Bankası yetkilileri para takasıyla döviz kuru riskinin azalacağına dikkat çekti demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Sürücüsüz nostalji başlığı altında bir haber var. İstanbul Elektrik Toplu Taşıma elektrikli ve sürücüsüz araca dönüştürülen nostaljik tramvayını tanıttı. Engelli rampası bulunan araç ilk etapta havaalanı ve trafiğe kapalı yerlerde kullanılacak demiş. Haberin detayları da Akşam Gazetesi'nin sür manşetine bu şekilde yansımış. Akşam gazetesini geride bıraktık sevgili izleyenler. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Manşette seçim dedi, tarih verdi diyor. Bahçeli'nin sürpriz erken seçim çıkışı gündemi belirledi. Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla 3 Kasım 2019'a ulaşmasının güç olduğunu söyleyen Bahçeli, 26 Ağustos 2018'i önerdi demiş. Uzun tatilin son günü 3 Kasım'ı da o söyledi diyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos'a alınmasını öneren Bahçeli, yerel seçimlerin ise zamanında yapılmasını istedi. Bahçeli, seçimin uyum yasalarının çıkarılmasının ardından yapılmasını talep etti. 26 Ağustos, uzun Kurban Bayramı tatilinin son gününe denk geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, partisinin DSP ve ANAP'la birlikte iktidar olduğu 8 Temmuz 2002'de de benzer bir çıkış yapmış ve Türkiye'nin 3 Kasım 2002'de sandığa gitmesine öncülük etmişti. Bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmiş, koalisyon ortaklarının tamamı meclis dışında kalmıştı demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ne demiş? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu erken seçim tartışmalarıyla ilgili, şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek. Bıktık artık, bıktık demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları birinci sayfasına Akşam Gazetesi'nin bu şekilde yansımış. Erdoğan Bahçeli bugün görüşecek başlığı kullanılmış. Hemen detaylarını sizlere aktarayım sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin erken seçim çağrısı konusunda Bahçeli ile bugün görüşeceğini yanıtladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bahçeli ile mecliste 20 dakika görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MYK üyeleri ve grup başkan vekilleri bir araya geldi. Açıklama bugün 13.30'daki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra yapılacak demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış sevgili izleyenler.
Hürriyet Gazetesi'nde. Evet, devam edelim. Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan diğer haberlerle devam edelim. Dronlar kuş kovalayacak başlığı kullanılmış. Havalimanlarında uçak motoruna giren kuşları engellemek için teknolojik bir çözüm yapıldı. Kuş şeklindeki dronlar sürülerin uçaklardan uzaklaşması için çalışacak. Kuşlara benzeyen hareketli kitle taklit ederek uçuş rotasını belirleyecek demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. En eleştirel Türkiye raporu başlığı kullanılmış. Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı Türkiye ilerleme raporunda sert eleştiriler yer aldı. Raporda Avrupa Birliği'nin en öncelikli beklentileri arasında OHAL'e son verilmesi yer alıyor. Raporu açıklayan gelişmelerden sorumlu Avrupa Birliği üyesi Han, Türkiye hukukun üstünlüğünün temel haklar konusunda Avrupa Birliği'nden dev adımlarla uzaklaşmayı sürdürdü dedi. Dışişleri raporun objektif olmadığını açıkladı demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Değerli izleyenler, ben de yansıdığı şekliyle sizlere aktarmış oldum. Kahvelerini içip bayrak dikmişler Didim'in karşısındaki Kerdo kayalıklarında provokasyon yapan 3 Yunan, geçen hafta Ege'de ölen pilot için adalara bayrak dikelim dedik, kahvemizi içip kayalıklara çıktık demişler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış değerli izleyenler. Plastik kabusuna son verecek enzim diyor bilim insanları. Doğada çözülmeleri yüzyıllar süren plastikleri sadece birkaç günde yok edebilecek bir enzim keşfetti. Bu enzim plastik tüketerek enerji üreten bir bakteri salgılıyor demiş. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Teknoloji gelişiyor her alanda. Bir diğer haberle devam edelim değerli izleyenler. Ömür boyu nafakaya son gazetenin birinci sayfasında yer alan bir diğer haberle. Adalet Bakanlığı yoksulluk nafakasını süresiz ibaresini kaldırmak, eski eşe ömür boyu nafakaya sınır getirmek için çalışma yapıyor. Mevcut kanun maddesinde boşanmada yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka isteyebilirken, şimdi yoksulluk nafakasının çocuksuz boşanmalarda 1, çocuklu boşanmalarda 5 yılla sınırlandırılması, süreye de hakimin karar vermesi tartışılıyor demiş. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış değerli izleyenler. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de bu şekilde bitirmiş olduk. Seçim çıkışı diyor Milliyet gazetesinin birinci sayfasına yer alan haberlerle devam edelim. Milliyet gazetesi birinci sayfasında seçim çıkışı başlığı atmış. Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos'ta yapılması için erken seçim çağrısı yaptı. Erdoğan grup toplantısının 3 farklı kısmında Kasım 2019'u işaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında siyasi gündemi değiştiren bir çıkış yaparak yakın zamana kadar Kasım 2019'da yapılmasının uygun olacağını söylediği genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi için erken seçim çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin açıklamasından sonra yaptığı grup toplantısının
3 farklı kısmında seçimler için Kasım 2019 tarihini işaret etti. Erdoğan daha sonra erken seçim sorularına net bir yanıt vermedi. Buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları erken seçim konusunda yetkili kurulların ve görüşmelerin ardından kararın açıklanacağını belirtti demiş. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Erdoğan Bahçeli ile görüşecek diyor. Erdoğan'la Bahçeli bugün saat 13.30'da görüşecek. Başbakan Binali Yıldırım erken seçim sorularına karşılığını verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Bahçeli'nin önerisinin ilk kez duyduğunu söyledi. Sayın Bahçeli'nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir dedi demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. OHAL 3 ay daha uzatılıyor demiş. Milli Güvenlik Kurulu'nun OHAL'i 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tavsiye kararında proje terör örgütleri FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ ile yapılan mücadele kapsamında uygulanan OHAL değerlendirilmiştir. Hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyelerinde bulunulması kararlaştırıldı denildi. Bakanlar Kurulu Başbakanlık tezkeresini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Önce ana aktörü bir bekleyelim başlığı kullanılmış Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını şimdi seçim diyorlar ya olacak inşallah diye değerlendirdi. Toplantı sonrası da önce ana aktörü bekleyelim demekle yetindi demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. NATO'dan Türkiye'ye büyük sorumluluk başlığı altında bir haber var. Hemen detaylarını sizlere aktaralım. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara temaslarını değerlendirdi. Irak'ta planladıkları askeri eğitim misyonuna Türkiye'nin güçlü destek verdiğini söyleyen Stoltenberg, Türkiye birkaç yıl içinde çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünden sorumlu olacak. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Duma'dan kalan başlığı kullanılmış. Haberin detaylarını şimdi sizlerle paylaşayım sevgili izleyenler. Suriye'nin Duma kenti Esed bombalarıyla harabeye döndü. Sivil halk buldukları her türlü araçla şehri terk etmeye devam ediyor demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. İşte Duma'dan geriye kalan sadece taş parçaları, yığıntı taş parçaları, başka hiçbir şey yok. Devam edelim sevgili izleyenler. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan iki haberle devam edelim. Önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları peş peşe ekranlarınızda olsun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu konferansındaki konuşmasında Türkiye olarak dinamik enerji potansiyeliyle bulunduğumuz istikrar coğrafyada güvenli bir liman, Avrupa'ya kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği noktasında önemli bir partneriz dedi demiş. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Çinli turiste sıcak davet diyor Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş. Çin'deki turizm fuarında Türkiye'nin en önemli turizm partnerlerinden biri Çin olacak. Geçen yıl 130 milyon kişi yurt dışına seyahat etti. Karşılıklı uçuş seferleri artarak Türkiye bu pastadan payını almalı demiş. Haberin detayları da Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasına bu şekilde yansımış değerli izleyenler. Ben de yansıdığı şekliyle sizlere aktarmış oldum. Kavrulacağız başlığı kullanılmış. Meteoroloji Genel Müdürü Güneş,
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ila 2 derece üzerinde seyretmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 aylık periyotta yağış mevsim normalleri civarında seyredecek. Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak demiş. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış değerli izleyenler. Eşe dosta alacak baskısı başlığı altında bir haber var. Detaylarını sizlerle paylaşalım. Büyük firmaların küçük miktarlardaki alacaklarını devretmesi ciddi mağduriyet ve hak ihlallerine neden oluyor. Alacak dosyasını devralan şirketler tehdit ve şantaja varan SMS'lerle ve sahte belgelerle vatandaşı korkutup tahsilat yöntemini uyguluyor. Başvurdukları bir diğer yöntemse borçlunun yakınlarına da taciz etmek demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Ben de sizlere gazetenin birinci sayfasında yazdığı şekliyle aktarmış oldum. Milliyet gazetesinin birinci sayfasını da böylelikle bitirmiş olduk değerli izleyenler. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi birinci sayfasında Bahçeli erken seçim, Erdoğan görüşeceğiz başlığı kullanmış. Sabah gazetesinin birinci sayfasında manşetten paylaştığı başlıklar bu şekilde. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda Cumhur İttifakı için 2019 seçimleri vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideriyle bugün görüşecek demiş. Haberin detayları 3 başlık altında verilmiş. Hemen sizlere aktaralım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grubunda sürpriz bir çağrı yaptı. Türkiye 3 Kasım 2019'a kadar sabredemez. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin bu yıl 26 Ağustos'ta yapalım, oyunları bozalım demiş. Yeni sistem 3 Kasım 2019'da diyor. Bu açıklamanın sonrası denk gelen AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu vurguyu yaptı. Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Milletimizin gönlündeki Cumhur İttifakı'nı 2019 seçimine de taşıyoruz demiş. Erdoğan daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi liderinin çağrısını soran medyaya şöyle dedi. Söyleyeceklerimi grupta söyledim. Sayın Bahçeli ile bugün 13.30'da 1.30'da külliyede görüşmemiz olacak. Orada değerlendiririz demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Sevgili izleyenler, Sabah gazetesi bu şekilde yer vermiş devletin zirvesinin açıklamasına. O hal uzatılıyor diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliyede toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda o halin uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı. Milli Güvenlik Kurulu sonrası toplanan Bakanlar Kurulu da uzatma tezkeresini meclise sundu demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Değerli izleyenler, ben de yazdığı şekliyle sizlere aktarmış oldum. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Afrin'de yüzler gülüyor başlığı kullanılmış. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin güvenliğini sağladığı Afrin'de halk özgürlüğün tadını çıkarıyor. Sokaklar huzurlu, yüzler gülüyor. Afrinliler huzura kavuştuk, Allah Türk ordusundan razı olsun dedi demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına işte bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri bitirmiş olduk değerli izleyenler. Geçelim bir diğer gazetemize, Türkiye gazetesiyle devam edelim. Seçim erken, tarih muğlak başlığı kullanılmış, genel seçimler öne alınıyor. Bahçeli seçimi 26 Ağustos'ta yapalım dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi de Haziran veya Eylül ayı ön plana çıktı diyor. İki başlık altında verilmiş haber, detaylarını sizlerle paylaşalım. Söz ağızdan çıktı bir kere. Milliyetçi Hareket Partisi lideri referandumun yıl dönümünde erken seçim sürprizine imza attı. Bahçeli 3 Kasım 2019'daki seçimler için bu yılı işaret ederek 26 Ağustos'ta yapalım dedi. Cumhurbaşkanı Bahçeli'nin açıklamaları sonrası kurmaylarını topladı. Erdoğan'ın söz ağızdan çıktı bir kere, geri dönüşü olmaz artık dediği belirtilmiş.
Bugün Erdoğan-Bahçeli zirvesi var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri erken seçimde ısrarcı olursa 26 Ağustos Kurban Bayramı tatiline denk geldiği için Ramazan Bayramı sonrası ya da Eylül ayı teklif edilecek. Erdoğan'da seçim olacaksa Haziran veya Eylül uygun dediği öğrenildi. Tarih olarak da 24 Haziran veya 16 Eylül ağırlık kazandı demiş. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yer almış. Ben de sizlere aktarmış oldum. Hasretle ve minnetle başlığı kullanılmış sevgili izleyenler, vefatının 25. yılında Turgut Özal'ın kabri doldu taştı. Dünya ile her alanda rekabet eden Türkiye'nin temellerini atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında dualarla anıldı. Ailesi, eski ve yeni siyasetçiler, binlerce seveni merhum Özal'ın kabrine koştu. Hayat arkadaşı Semra Özal acısı ve özlemi her geçen gün artıyor dedi demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Biz de Cenab-ı Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a. Emniyette FETÖ hala bitmedi. Başlık bu şekilde sevgili izleyenler. Detaylarını sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı hainler için ayıklamakla bitmiyor dedi demiş. Emperyalistlerin proje örgütü olan FETÖ'nün mensuplarını tespit edip ayıklamakla gerçekten zorlanıyor. İtiraflarla, sahte belgelerle masum insanların hayatlarını kurtarmak için, hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Her yerde olduğu gibi emniyet teşkilatımız içinde de halen kılıç attığı mahiyetinde terör örgütü mensupları bulunuyor demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Karın ağrısı belli oldu demiş Fransa lideri Macron. Avrupa Birliği'nin güçlü Türkiye karşısında çaresiz kaldığını itiraf etti. Balkan ülkelerinin yönlerinin Türkiye'ye ve Rusya'ya döndürmelerini istemiyorum dedi demiş. Çok önemli bir başlık. Türkiye raporunda 15 Temmuz'u kınadılar. FETÖ'ye terörist diyemediler. O hale eleştiren Avrupa Birliği hainler için hükümet tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen Gülen hareketi ifadesini kullandı demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Ben de sizlere yazdığı şekliyle aktardım değerli izleyenler. Nafaka mağdurları mutlu sona doğru. Meclis 10 gün evli kalıp ömür boyu nafakaya mahkum olanların sesini duydu. Nafakaya evlilik süresi, çocuk, kadının yaşı, gelir gibi kriterler geliyor. Mağdurlar memnun, tam istediğimiz gibi 30 yıllık enkaz kaldırılıyor demiş. Haberin detayları da gazetenin Türkiye gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Kamera tamam diyor. Çağrı'ya destek veren Kağıthane Belediyesi 200 parka 315 kamerayla izliyor demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yer almış. Yurttan yansıyan haberlerle devam edelim. Nereden nereye? Türkiye 15 yılda 4 kat büyüdü diyor. Türkiye'nin 2002'de 236 milyon dolar olan milli geliri 851 milyar dolar olarak çıktı. Ortalama büyüme hızı %5.8 oldu. Kişi başı gelir de 3 kat arttı. 60 bin yaralı diyor. 3 ayda 722 kişi kazada öldü. Ocak-Mart döneminde 94 bin kişi kaza oldu. 94 bin kaza oldu. 722 kişi öldü. 60 bin kişi yaralandı. Kazalarda yine sürücü hataları damga vurdu demiş. Haberin detayları da yine Türkiye gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yansımış.
Evet, Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan küçük başlıkları hemen sizlere aktaralım. Bahçeli medyayı atlattı diyor. Son dakikaya kadar sakladı. Her grup toplantısı öncesi basına konuşma metnini dağıtılıyordu. Ancak dün teknik arıza denilerek fotokopi verilmedi. Böylece erken seçim talebi Bahçeli'den öğrenildi. Siyasetin önünü açtı. 16 yıl öncesini hatırlatan teklif diyor. Bahçeli anayasa kitapçığı gerilimi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Sol Parti ve Anavatan Partisi'nin koalisyonunda erken seçim istedi. 3 Kasım 2002'deki seçimden yeni kurulan AK Parti zaferle ayrıldı demiş. İYİ Parti bıçak sırtında, muhalefet hazırlıksız. Cumhuriyet Halk Partisi hazırız, hodri meydan resti çekti. Ama parti henüz Cumhurbaşkanlığı için bir adayı ön plana bile çıkaramadı. İYİ Parti'nin de 1 Eylül'den önceki bir seçime giremeyeceği öne sürüldü demiş. Haberin detayları bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Erken seçim Ekim veya Kasım'da diyor. Erken seçim 26 Ağustos'ta yetişmiş mi bilinmez ama Türkiye büyük ihtimalle sonbaharda sandığa gidecektir. Macun tüpten çıktı, artık bu işin dönüşü yok demiş Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar. Enerjide teknolojiyi biz geliştireceğiz. Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Albayrak Berlin'de konuştu. Yenilenebilir enerji adı altında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Amerika Birleşik Devletleri Membiş'te 2 yeni üs kurdu. Demek ki neymiş? Amerika Suriye'den çıkmıyormuş. Çıkmadığı gibi Membiş'te 2 yeni üs kurmuş ve ağır silah sistemlerini bölgeye yerleştirmiş diyor. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri de bitirdik sevgili izleyenler. Bir diğer gazetemize devam edelim. Yeni Şafak gazetesi ne demiş? Diriliş sandığı, erken seçim sürprizi, diriliş sandığı diyor. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberleri sizlerle paylaşalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçimi gündeme getirip 26 Ağustos'ta tarihini işaret etmesi gündeme bomba gibi düştü. Sürpriz teklif, Türkiye'yi hedef alacak 2019 senaryolarından endişe eden siyaset ve iş dünyasını umutlandırdı. Başkent'te erken seçim hazırlıkları şimdiden başladı. Haberin detaylarını hemen sizlere aktarayım sevgili izleyenler. Oyunu bozmak şart. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hiç kimsenin beklemediği erken seçim teklifini şu sözlerle yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini henüz tam devreye girmedi. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Bu işi uzatmaya gerek yoktur. Kaosa, oyunların oyununu bozmak şarttır. Türkiye'nin Amerika, Fransa, İngiltere ile ilgili kurduğu ilişkiler değişime uğramıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemi acil bir hal almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi seçimlerin erkene alınmasından yana taktiğini kullanmaktadır. 26 Ağustos'ta Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhuyla Cumhurbaşkanlığı seçilmeli. Bunun en makul ve mantıklı yoldur demiş. Mecliste hızlı trafik diyor, tarihi önemi var. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan referandumu ile gelen yeni sistemden sonra konulacak sandık tarihi bir önlem taşıyor. Özellikle Kasım 2015 seçimlerinden sonra geçen 2,5 yıl Türkiye'nin sayısız saldırı ve provokasyonunun gösterdiği bir yıl oldu. Şehir terörü ve darbe girişimleri atlatıldı. Güneydoğu'daki terör koridoru bertaraf edildi. Türkiye şimdi döviz ve faiz üzerinden ekonomik terörle karşı karşıya. Bir süredir Kasım 2019 seçimlerini hedefleyen yeni küresel senaryolar konuşuluyor. Teklif Bahçeli'den gelse de Adalet ve Kalkınma Partisi kulisleri bu nedenle erken seçimi zaten tartışıyordu. Seçim oyunları boşa çıkaracağı ve ülkeyi rahatlatacağı yorumları yapılıyordu demiş. Mecliste hızlı trafik nasıl olmuş gazetede yazdığı şekliyle sizlere aktaralım. 26 Ağustos'ta erken seçim teklifi başkentte
baş döndüren bir trafiğe yol açtı. Hükümetin ilk açıklaması Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Bahçeli'nin açıklamasının partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir dedi. İki parti arasındaki ilk teması Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le Bahçeli'nin ziyaret etmesi oldu. Gül 20 dakikalık görüşmenin ardından gereken konuları konuştuk demekle yetindi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Sebih Yalçın, erken seçim konusunda daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile konuşmadıklarını ve teklifin yeni yaptıklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Hodri Meydan erken seçimi hazırız yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve kurmaylarını mecliste topladı. Erdoğan ikinci görüşmeyi Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Yıldırım'la yaptı demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Bugün Bahçeli ile görüşecek diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gazetecilerin Bahçeli'nin çağrısına bir yanıtınız olacak mı sorusuna şu an itibariyle bir yorumum olmayacak karşılığını verdi Erdoğan. Ama yarın bugün için söylemiş 13.30'da Bahçeli ile bir görüşmemiz var diyerek seçim kararının ikili görüşmesinin netleşeceğini söyledi. Hem masada hem de sahadayız. Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında konuşan Erdoğan son gelişmelerin Türkiye'nin Suriye politikasının doğruluğunu gösterdiğine dikkat çekti. Erdoğan Suriye politikasının daha genişleterek ve derinleştirerek hem sahada hem masada söz sahibi olarak yolumuza devam edeceğiz demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Şimdi Yeni Şafak gazetesinde yer alan diğer haberlerle devam edelim. Macron'un Türkiye korkusu. Dün sabah çok konuşmuştuk Fransa Cumhurbaşkanı'nı. Yine dünden bugüne yansıyan bir diğer haberiyle devam edelim. Suriye saldırısıyla Türkiye ve Rusya'yı ayırmayı hedeflediklerini itiraf eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yeni Türkiye karşıtı açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Macron, karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kayması, Balkanların yönlerini Türkiye veya Rusya'ya döndürmelerini istemiyorum demiş Fransa Cumhurbaşkanı. Macron bir diğer hazımsızlığını da bu şekilde dile getirmiş. Amerika Birleşik Devletleri yeni maşa kullanacak diyor. Suriye'de PYD PKK ile işbirliği yapan Amerika karada kullanabileceği yeni bir ordu kuracak. Fırat'ın doğusunda görev yapacak. Arap Birliği'nin finansmanını Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yapacak. Askerler Mısır temin edecek. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton'un Mısır istihbarat şefiyle görüştüğünü yazdı. Teklif alan ülkeler paralı asker şirketini de kapısını çalmaya başladı demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında yer alan diğer haberlerle devam edelim. Kapıdaki büyük tehlike başlığı kullanılmış. Şubat ayından bu yana %90'ı Afgan, yaklaşık 50 bin kişi İran sınırı üzerinden Türkiye'ye girdi. Sürpriz göçü yakından izleyen yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarına göre mülteci profili öncekilerden farklı. Göçmenler arasında özellikle İran'ın Suriye'de paralı asker olarak kullandığı Hazaların varlığı endişe ediliyor. Erzurum ve diğer bölge valilerinin bir rapor hazırlayarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Sekreterliğine ilettiği belirtilmiş. Güvenlik güçleri risklere dikkat çekiyor. Yoğunluk nedeni gözaltına alınanların detaylı incelemesi yapılıyor. Sığınmacı olabilmek için yanlarında kimlik taşımıyorlar. Sadece kendi beyanlarına göre adları, soyadları, meslekleri ve ülkeleri yazılıyor. Parmak izi alınıp fotoğrafları çekiliyor. Hepsinin çalışmak için Türkiye'ye gelmesi pek gerçekçi görünmüyor demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. "12 rütbeliye 88 kez
ağır müebbet. 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağında koordine edenlerin yargılandığı FETÖ ana darbe davasında aralarında generallerin de bulunduğu 12 rütbeliye ceza yağdı. Tuğgeneral Eyüp Güller dahil 12 sanığa cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve meydana gelen ölümlerden dolayı 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. 28 Şubat kararına itiraz başlığı sevgili izleyenler bir diğer başlığımız. Geçtiğimiz günlerde 21 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 28 Şubat davasında 60 sanığın müebbet hapsini isteyen savcı itiraza hazırlanıyor. Dosyaların gönderilmesini talep eden savcı istinaf mahkemesine itirazda bulunacak, karara ilişkin hükümetle tedbir uyumlu değil değerlendirmesi yapılıyordu demiş. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. FETÖ'ye terör örgütü diyemedi. Başlık bu şekilde. Avrupa Birliği'nin Türkiye raporunda yine skandal yorumlar yer aldı. FETÖ'nün terör örgütü olarak nitelendirilemediği metinde Gülen hareketi ifadesi kullanıldı. Raporda Türkiye'nin göç politikası ve ekonomik büyümesindense övgüyle söz edildi demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Değerli izleyenler, Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de böylelikle bitirmiş olduk. Böylelikle gazetelerimizi bitirmiş olduk. Veda vaktimiz geldi. Bugün biraz erken veda yapacağız sevgili izleyenler. 8 dakikamız var ama gazeteleri bugün erkenden bitirdik. Erken vedamızı gerçekleştireceğiz ama yarın için sizden randevu alacağız. Yarın saat 7'yi gösterdiğinde biz burada olmaya özen göstereceğiz sabahın deminde. Sizleri de ekranlarınızın başına davet ediyoruz. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Umarız güzel bir gün geçiririz. Hem ülkemiz hem dünya adına kanın akmadığı, savaşların olmadığı güzel bir günü geride bırakmış oluruz. Yarın bu güzel haberleri sizlere vermiş oluruz. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun diyelim. Her sabah yaptığımız gibi bu sabah da sizlere İstiklal Marşımızla veda edelim. Hoşçakalın. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten de en son ocak. Bu benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir günü, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkadır, hakka tapan milletimin istiklalı. Küfremişse gibiyim mi? Ben dinleteyim ne bakarım?
aldı, can aldı. Bütün varımı ağzımda hüda. Etmesin Türk vatanından beni dünyada cüda. Ruhumunu senden ilahi şudur ancak emredi. Değmesini muhabbetimin göğsüne namerlemedi. Burası onlar ki şehadet verin dilin demedi. Emredi yurdumun üstünde beni dinlemedi. O zamanı vezidiyle bindi seninle nefrasa taşımı. Heliceli hemden ilahi fışkırır kanlı yaşımı. Fışkırırdı ruhumu cennet gibi yerden başım. O zaman yükselerek arşada yer verdi başımı. Dalgalandı sende şafaklar gibi ey şanlı.